Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şahane bir pasta tarifiyle karşınızdayım. Bu tarif Cahit Dicibek'ten ilk önce o yaptı. Daha sonra birçok insan yorumladı. Bir de ben yorum katmak istedim. Taze Hindistan cevizi kullanacağım bugün. Biraz da hakkında bilgi vereceğim. Kremasını da özenle hazırlayacağım. Hemen bu çok lezzetli pastanın yapımına geçiyorum. Öncelikle kek tabanını hazırlayacağız. Böyle ince bir kek tabanına ihtiyacımız var. Bunun için şeker ve yumurtayı mikser yardımıyla güzelce çırpacağım. Sıvı yağını ve unlu malzemeyi içine ilave ederek aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım. Kakaosunu dilerseniz azaltabilirsiniz. Ben böyle koyu renkli olsun istedim. Siyah ve beyazın muhteşem uyumunu yakalamak istedim. Kekim kabarmıyor diye şikayet ediyorsanız bu unu eleyerek ekleme yöntemini her kekinizde uygulayın derim. Bu şekilde kabartma tozu, un çok güzel kekin her tarafına işliyor ve hiç topak kalmıyor. Kabartma tozu da her tarafına homojen bir şekilde dağıldığı zaman kek düz bir şekilde kabarıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Altını sıvı yağ ile yağladığım kelepçeli kalıbıma şimdi kek karışımımı dökeceğim. 175-170 derecede turbo ayarındaki fırında güzelce kabarana kadar yaklaşık bir 15-20 dakika içinde kekimiz pişecektir. Biz de bu sırada kremasını hazırlayalım. Şimdi siz istiyorsunuz ki Hindistan cevizi ile krem şantiyi karıştırayım, hop diye hazırlayayım. Yok öyle. Gayet lezzetli bir krema hazırlayacağız. 2 bardak kadar sütüm var. İçine nişasta, un ve şeker ekleyerek ocağa alacağım. Ocakta güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Bunu soğuttuktan sonra içine krem şanti ve Hindistan cevizi ekleyeceğim. Krem şantinin tadını yalnızca sevmeyenler için çok güzel bir alternatif. Üstelik çok daha güzel, lezzetli bir krema oluyor. Dilerseniz krem şanti hiç kullanmak istemiyorsanız bunun yerine sıvı krema da kullanabilirsiniz kreması için. Soğuması için üzerine bir poşet kapattım. Bu şekilde soğuttum ki kabuk tutmasın diye. Soğuduktan sonra içine bir poşet kadar krem şantiyi döküyorum ve güzelce çırpıyorum. Kabarmasını sağlıyorum. İçine bugün yaş Hindistan cevizi kullanacağım. Metro markette Hindistan cevizi almak için girdim. Baktım orada bu tropikal meyveler reyonunda Hindistan cevizi yatıyor. Dedim ki şunu da alayım da bari resmini çekerim. Ama sonra geldim eve, geldim içini kırdım, böyle bir kokusunu kokladım. Mis gibi o yağlı yağlı Hindistan cevizi dokusunu görünce dedim ki bunu niye pastada kullanmıyorum ben. Bu şekilde bir Hindistan cevizi 3,5 lira. Bir paket Hindistan cevizi de 8,5 lira. Aslında bu tazesini kullanmak hem daha ekonomik hem daha lezzetli oluyor. Bulabilirseniz şayet tazesini kullanın derim. Fazla kalırsa ki elinizde, bu benim elimdeki büyüklükte olan Hindistan cevizi tam yetti. Bu şekilde rendeledikten sonra kurutabilirsiniz. Odanızın ısısında dahi kurur ama o yağlılığını kesinlikle kaybetmiyor. Özellikle lezzeti çok ama çok fark etti. Çok güzel böyle ağızda sütüyle birlikte kaldı. Bakın görüyorsunuz, pul pul oldu. Bu şekilde rendeledim ve kremamın içine ilave ettim. Ben bütün Hindistan cevizini kullandım. Ama siz taze kullanmak istemezseniz 1,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi içine ilave ederek aynı kıvamı yakalayabilirsiniz. Kekim adeta bir sünger gibi güzelce kabarmış. Tahminimden çok daha kalın oldu. Gördüğünüz gibi pufur pufur. Şimdi bunu biraz sütle ıslatacağım ki yaş pastanın bu kendine has ıslaklığı, nemi olsun istiyorum. Dilerseniz ıslatmaya da bilirsiniz. Sütle ıslattım. 7-8 kaşık kadar süt yeterli olacaktır tamamını ıslatmak için. Ve kelepçeli kek kalıbını tekrar geçireceğim. Bu şekilde formunu çok daha güzel koruyacaktır. Üzerine Hindistan cevizli kremamı döküyorum ve düzgünce üstünü düzeltiyorum. Üzeri içinde bir ganaş hazırlayacağız. Çikolata ganaş hazırlayacağız.
Ganaj için aynı ölçülerde çikolata ve krema kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz bunların hepsi soğukken benmal usulü ısıtabilir. Dilerseniz de benim yaptığım gibi böyle sürekli karıştırarak kaynama noktası gelene kadar kremanızı ocakta tutun. Daha sonra doğradığınız çikolataların içine ilave ederek hızlıca karıştırın. Bu şekilde de ganajınızı hazırlayabilirsiniz. Ben size bugün bu kolay yöntemi göstermek istedim. Çikolatalarımı doğradım. 160 gram kadar, 200 gram kadar çikolatam, 200 gram kadar kremam var. Kremam sıcak, çikolatam bu sıcaklıkla birlikte eriyor. Tahta bir kaşık yardımıyla güzel homojen olacak şekilde karıştırıyorum ve hiç beklemeden pastamın üzerine bunu döküyorum. Bu şekilde geceden yaparsanız, ertesi gün tüketirseniz şahane olur. Ama normalde yani 4-5 saatte yeterli olabiliyor. Üzerinin ganajının donarsa çok daha iyi olacaktır. Kestiğiniz zaman alttaki Hindistan ceviziyle karışmayacaktır. Bir güzellik olsun dedim. Üzerine de ben donduktan sonra beyaz çikolatayla süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hiç süslemeseniz de bu şahane siyah beyaz görüntüsüyle de bırakabilirsiniz. Antep fıstığı da çok güzel yakışıyor üzeri için. Ve pastayı keserken ki bu bıçağın kaymasına lütfen dikkat edin. Altı yumuşacık kek, ortası harika Hindistan cevizi kreması ve üstü bol lezzetli bir çikolata. Bu pastanın güzel olmaması mümkün değil herhalde. Şimdi bir çatal testiyle şöyle bir bakacağız kıvamına. Umarım bu lezzetli tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.